Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız eğer sağdaki abone ol yazısına tıklayarak abone olabilirsiniz. Evet, bugün sizlere bu modelin anlatımını yapacağım. Çok kolay, çok basit. Belki de ördüm, tam hatırlayamıyorum. Yine bir takipçim istediği için yapıyorum. Aynı zamanda yine bir takipçinin isteği üzerine baklava dilimi nasıl yapacağını sormuştu. Bir kare motifte. Bu aynı motif değil ama bu motiften örnekleme olarak göstereceğim. Bakın şöyle önce bunu anlatayım, sonra hemen motifin yapımına geçeceğiz. Şimdi bir tane motifimizi yapıyoruz. İkinciyi bu kenara ekliyoruz. Üçüncüyü bu kenara ekliyoruz. Dördüncü motife yine bu kenara ekliyoruz. Yani şu kenara hep bir motif ekleyerek devam ediyoruz. Bu kenara da hep bir motif ekleyerek devam ediyoruz. Şimdi ortaya da bir tane yeşil yaptım, bakın. Bir sonraki sırada yine buraya ekliyoruz. Şu motifleri yaptıktan sonra şimdi buraya yapacağım. Buraya ekliyoruz. Aradaki boşluklara ekliyoruz ve bir tane buraya ekliyoruz. Bu şekilde böyle üçgen gidiyor. Ucu böyle dilim kalıyor üçgenin. Ucunu buranın düz yapmak isterseniz de motifin şöyle yarısını yapıyorsunuz. Aynı motifin yarım örerek şuraya eklediğimizde bir bütünlük sağlamış oluyoruz. Tepe kısımda yani. Sanıyorum anlatabildim. Bu model üçgen değil ama ben böyle üçgen gibi başladım. Bu model kare olacak. Bir sıra beyaz, bir sıra yeşil şeklinde. Ama üçgende dediğim gibi şu iki kenarı hep kullanıyorsunuz. Bu şekilde devam ediyorsunuz. Şu orta boşluklar zaten kendiliğinden size kendini gösterecek nereye eklemeniz gerektiğini. Böyle çıktığınızda arada dilimler oluşacak. Şimdi buraları da ekleyeceksiniz. Sonra buraya tekrar. Hep bu kenar, hep bu kenar böyle bir V şeklinde gidecek. Sonra ortaları dolduracaksınız. Evet, şimdi biz motifin yapımına geçelim hemen. Beyaz ve yeşil kullandım. Altın başak maxi. Bu da yine bir istek üzerine. Bordo bir renkli model paylaşmıştım ama bordo rengim olmadığı için bu renklerde yapıyorum şu anda. Bir sihirli halkayla başlıyoruz. Şöyle bir sihirli halka yaparak başlıyorum. Tığımı buradan geçirdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çekiyorum. Şimdi tığımı iki defa doladım. Genelde ben iki defa dolayıp dört defa da çekerim. Ama bu sefer burada farklı yapıyorum. İki defa dolayıp üç defa da çekeceğiz. Halkanın içine giriyorum. 2-2 çekiyoruz ilmekleri. Bu normal yaptığım üçlü trabzandan biraz daha uzun oluyor. Bakın bu şekilde. Şimdi 1-2-3-4 tane zincir çekiyoruz. Şunu biraz sıkıştıralım. İki defa doladım. Boşluğa batıyorum. 2 2 2 alarak 3 ile çıkıyorum. 1 2 3 4. 2 doladım. 1 2 3 ile çıkıyorum. 1 2 3 4 zincir. Tekrar 2 doladım. 1, 2, 3 de çıkıyorum. Şimdi bu şekilde 8 tane trabzan yapıyoruz. 8 trabzan, 8 de boşluğumuz oluşacak. 2 doladık, tekrar 1, 2, 3 de çıktım. Başta çektiğim zincirle beraber 1, 2, 3, 4, 5, 6 oldu. Arada 4 tane zincir. Tığımızı 2 dolayıp 3 defa da çıkıyoruz. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 de çıktık. Biraz daha burayı sıkıştıralım. 2, 4, 6, 8. Evet. Şimdi tekrar 4 zincir. Burayı tamamen sıkıştırabiliriz artık ortayı. Geliyoruz buradan. 1, 2, 3, 4. Dördüncü zincirin içine batarak şu şekilde birleştiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet, 8 tane trabzan, 8 tane de boşluğumuz var şu anda. Hemen boşluğun içine girelim. Hatta burayı şöyle birleştirelim. Pardon.
Yanlış anlatmayayım, daldım bazen videoda, hata yapıyorum. İki zincir çekiyorum şimdi. Tığ bir kez doladım. Aynı yere batıyorum zincire. Şöyle iki defa da çekiyorum. Boşluğun ortasında kalabilmek için. Bu şekilde birleştirelim arkadaşlar. Şimdi tığımı bir kez doladım. Artık normal üçlü trabzan yapıyorum. Bu boşluğun içine giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki. Bir. Tekrar. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. Dokuz tane trabzan yapıyoruz. Bir sonraki boşluğa zincir çekmeden batıyoruz. Bir sık iğne ile buraya birleştiriyoruz. Şimdi tekrar doladım. Bir sonraki boşluğa giriyorum. Şu ipi de şöyle alabilirsiniz, bakın. Buraya alalım. Bir. Şurada gizleyeceğim. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. Evet, şu ipi şöyle trabzanların arasında gizleyelim. 9 tane trabzan. Tekrar bir sonraki boşluğa bir sık iğne ile birleştirdim. Bir doladım. Bir sonraki boşluğa giriyorum. Yine aynı şekilde her boşluğa böyle 9 tane trabzan yapıyoruz. Bir boşluğu geçiş için kullanıyoruz. Diğer boşluğa da 9 tane trabzan yapıyoruz. Derken kaç yaptım? 3 yaptım. 4 5 6 7 8 9 Diğer boşluğa bir sık iğne ile birleştirdim. Tekrar bir doladım. Şimdi bir sonraki boşluğa girdim. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Şimdi burayı da tamamladık. Bu ipi de buraya kadar gizlemiş olduk. Buradan keselim artık. Çünkü şurada sihirli halka ile başladığımız zaman bu ipi gizlemek biraz zor oluyor. Çünkü sık iğne falan da yok. Bu şekilde daha sağlam durur. Evet, şimdi ipi şurada bırakıp buradan başlamıştık. Bakın, şimdi birleştirme noktamız burası. Tam buradaki trabzan yuvasına batıyorum. Şöyle birleştiriyorum arkadaşlar. Ortayı tamamlamış olduk. Hemen buradan 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyoruz. Bir doladık. Aynı yere tekrar batıyoruz. Bir tane trabzan yapıyoruz. Yine üçlü trabzan. Bir doladık. Bir sonraki trabzan yuvasına. Bir. Bir sonrakine. Her birine sırayla batarak 5 tane daha trabzan yapacağım. 2 3 4 5. Şu kenarda oluşan V'nin trabzanı ile beraber 6 tane görünüyor. Şu V'yi yaptıktan sonra 5 tane daha yaptım. Şurası 6 görünüyor şu anda. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyoruz. Bir kez doladım. Son trabzanı yaptığım yere, 5. yaptığım yere tekrar batıyorum. Yine 5 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4
Son trabzan üzerine de batıyoruz. 5. Şimdi şurada yine tekrar şuradaki bir V oluşturacağız. Tığ doluyoruz zincir çekmeden. Buradaki sık iğnenin üzerine batıyoruz. Yine bir trabzan yapıyoruz. 6 trabzan olarak görünüyor bakın şu anda. Burada 2 tane zincir çekiyoruz. Aynı yere sık iğnenin üzerine tekrar batıyoruz. Sonra tekrar sırayla 5 tane daha trabzan yapıyoruz. 1. Bu son sıra, aynı zamanda eklemem gereken sıra. 2 3 4 ve 5. Yine dediğim gibi şu ortanın V yapıyorum burada. Bununla beraber 6 görünüyor. Hani kafanız karışmasın. 5 trabzan yapıyorum ama 6 diye. Şununla beraber 6 olmuş oldu. Sık iğnenin üstüne yaptığımızla beraber. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Devam ediyorum. Aynı yere şimdi son trabzanı yaptığım yere tekrar battım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi şöyle göstereyim. Bu son sıramız. Şu kenardaki boşluklardan birleştiriyoruz arkadaşlar. Yandaki şu iki zincir çektiğimiz boşluktan da birleştiriyoruz. Ama bu şekilde tamamlayıp buraya kadar geliyoruz. Şimdi ben bunu tamamlamadan sizi birleştirmeyi de göstereceğim. Ama motifin tamamı, bitmişi bu şekilde olacak. Beşer trabzan, ortaya bir V yaptık. 6 tane zincir başlangıç noktasına kadar ilk motifi bu şekilde örüyoruz. Şimdi ilerlememem lazım çünkü nereye birleştireyim? Şöyle şu araya birleştireyim. İki tane hem birleştirme görmüş olursunuz. Şu araya beyaz motifi sokalım. Bunun için tabii şimdi bana iki tane, üç tane köşe lazım. Şu köşeyi de söküyorum. Ördüm, söküyorum şimdi birleştirmek için. Birleştirirken de arkadaşlar şimdi köşeye geldik. 6 zincir çekiyoruz. Normalde birleştireceğimiz zaman 3 tane zincir çekiyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Şimdi şuradan bir tane, buradan bir tane, bunların birleştiği noktadan bir tane buradan birleştireceğim. Motiflerin ters yüzü birbirine bakacak şekilde şöyle getiriyorum. Boşluğa girip bir sık iğne yapıyorum. Tekrar 3 tane zincir çektim. 6'ya tamamladım. Şimdi örmeye devam ediyorum. 1 2 3 4 5 tane trabzanımı yaptım. Bir tane sık iğnenin üstüne yapıyorum. Burada da 2 zincir çekip aynı yere tekrar batıyorduk. Bir zincir çekiyoruz. Birleştireceğiz çünkü şuradaki iki zincirden. Buranın içine giriyorum, birleştiriyorum. Bir zincir daha çekiyorum. Yine zinciri ikiye tamamlamış oldum. Tekrar dönüyorum ve aynı sık iğnenin üzerine tekrar batıyorum. Şöyle birleştirmiş olduk. Şimdi yine her bir trabzanın üzerine batarak 5 tane trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 ve 5. 1 2 3 tane zincir. Burayı birleştireceğim yerde bu 3 motifi birleştirdiğim nokta. Şuraya batarak birleştireceğiz. Evet, 3 zincir çektim. Şöyle tutuyorum. Hepsinin birleştiği ortak bir nokta var orada. Oraya batıyorum, birleştiriyorum sık iğne yaparak. Tekrar 3 zincir çekerek yine zincirimi 6 yaptım. Aynı trabzanı yaptığım yere tekrar batıyorum. 1 ve 5 tane yine trabzan yapıyorum. 2 3
4, 5. Şimdi sık iğnenin üzerine batıyorum. Bir tane yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bu motif araya girdiği için buradaki kenara da birleştiriyoruz. Bir zincir çektim. Birleştirirken motiflerin hep ters yüzlerini birbirine bakması lazım. Birleştirdim. Tekrar bir zincir çektim. Döndüm. Aynı sık iğnenin üzerine tekrar batıyorum. Bir trabzan daha yaptım. Ve devam ediyorum şimdi. 5 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 Şimdi bu kenarı da birleştireceğiz. 3 tane zincir. Yine böyle ters kapattım, birbirine bir sık iğne yaptım. Tekrar 3 zincir döndüm. Son yaptığım trabzana tekrar batıyorum. Tam bu ortada aynı trabzanın üzerine 2 kez batmış oluyoruz. 2 3 4 5. Evet, hem birleştirdik hem de başlangıç noktasına geldik. Şurada 5 zincirle yukarıya çıkmıştım. Buradan 1 2 3 diyoruz. 3. zincire batarak bu trabzanımızı birleştiriyoruz. Bir tane de zincir çekelim. Evet, bu kadar. Bunun bir de kenarı var. Kare bir model yapılmış ve kenarına da bir oya yapılmış. Şimdi oyayı yapmadım ben. Daha sonra başka bir videoda kenar oyasını da göstereceğim arkadaşlar. Hemen şu motifi bir yapalım önce. Evet, şöyle trabzanların üzerinden ipimi biraz yürütüyorum. Bunu tersten doğru yapıyoruz. Motifin tersinden doğru. Evet, şimdi bakın şuraya iki motif daha yaptığımda bu kare olacak. Yan yana şöyle ekledim. Ama şöyle baklava dilimi soran arkadaş için anlatıyorum bunu. Şimdi buraya birleştirdim. Buraya birleştirdim. Sonra hep buradan devam edeceğim. Hep buradan devam ettikçe ortada benim böyle dilimlerim oluşacak. Her sırada bu dilimlerin, dilim dediğim şu V'ler yani. Bunlar artarak devam edecek. Son sıraya geldiğimizde de bu dilimli olarak bırakıp buraya yarım motif yapıyoruz. Şimdi bunu iki motif daha yapıp ben kenarını göstereceğim sizlere. Onu da daha sonraki başka bir videoda göstereceğim inşallah. Şuraya da beyaz yapıp bir sonraki sırasında yeşille bitirmeyi düşünüyorum. Tek renkte yapabilirsiniz tabii ki. Şöyle hoşuma gitti benim iki renk. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Çok kolay, basit. Kolaylıkla yapabileceğiniz bir model. İster dantel olarak değerlendirin, isterseniz bluz olarak değerlendirin. Kalın iplerle farklı şeyler de yapabilirsiniz. Birleştirmesi de oldukça kolay ve basit. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenip beğenmediğinizi yine yazarsanız bana sevinirim. Şimdilik hoşça kalın. Daha güzel modellerde görüşmek üzere.